Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hemen soralım. Bugün saat 15.30'da Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini alacağız. Bu hafta aldığımız ISM'ler Amerika'da pek iç açıcı nitelikte değildi. O yüzden bu veriye belki normalden biraz daha fazla önem atfediyoruz. Diğer yanda içeride Gizem de aktardı. Tek haneli gelen enflasyon verisi sonrası faiz indirim beklentilerinin güçlendiği bir ortam var. Neler beklersiniz her iki cephede de? Valla Zeynep, günaydın öncelikle. Her zaman olduğu gibi tarım dışı verisi bugün fiyatlamalarda da oynakların yüksek olmasına neden olacağını düşünüyorum. Ama bu veriye gelirken bu hafta senin de bahsettiğin gibi birçok hem istihdam tarafında hem PMI'ler tarafında Amerika'dan çok zayıf verilerin geldiğini gördük. Dolayısıyla tahvil tarafına baktığımızda da Amerika 10 yıllıklarında işte 1.70'lerden 1.50'lere kadar bir geri çekilme var. Ve o aslında 15 gün önce kaybettiğimiz işte tekrardan faiz indirimlerinin hızlanabileceği algısı piyasada son birkaç günde giderek hızlanmış gibi gözüküyor. Benim tarım dışı istihdamdan baktığımızda hem iş gücüne katılım olsun, hem işte işsizlik sigortaları olsun, hem de özel sektör istihdam verisini işte çarşamba günü gördükten sonra sanki biraz daha beklentilerin altında, geçen ay olduğu gibi biraz daha zayıf bir veri görebileceğimizi düşünüyorum. Veya işte beklentiye paralel de olabilir, 145 bin gibi, ama burada önemli olan o saatlik kazançların son 2-3 ayda yaşadığı ivmenin de işte bu hafta içinde gördüğümüz Amerikan verileri gibi bir değer kaybına veya bir ivme kaybına neden olması herhalde orada özellikle güvenli liman gibi düşünülen işte altın, yen, frank gibi ürünlere bugün içerisinde tekrardan bir talep gelmesine neden olabilir. Benim beklentim bu gerçekleşse bile önümüzdeki günlerde Çin ile Amerika arasında yapılacak görüşmeler belki bu Fed'in faiz indirmesini biraz daha işte destekleyen veri akışıyla birlikte belki masada biraz daha yumuşak görüşmeler, anlaşma tarafında daha iyi niyetler oluşabilir. Dolayısıyla böyle bir fiyat değişimini bugünkü sonrasında, yani bugün veri sonrasında yaşayabiliriz. İkinci tarafta bizim enflasyon tabii ki beklentilerin altında, özellikle hem üretici tarafında hem de çekirdek tarafta. Dolayısıyla baktığımızda TL varlıkların da çok güçlü kaldığını yani dünya genelinde baktığımızda nispeten görebiliyoruz. Bu tarafta tahmin ediyorum faiz indirim beklentisi biraz daha düne göre bugün artmıştır diye görüyorum. Yani hem tahvil fiyatlamasında hem de beklenti olarak. Yalnız burada Türkiye'nin işte olası bir Suriye operasyonu riski hala devam etmesi, bunun etkilerinin tam tahmin edilememesi, özellikle borsa tarafında çok net bir etkiye neden olmasa da kur tarafındaki o beklenen veya olasılık dahilinde olan geri çekilmeleri biraz sınırlı devam etmesine neden oluyor. Ben kurda 68-72 arasında, 5.68-72 arasında bir gün geçirebileceğimizi, borsa İstanbul'da da 102.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa, zaman zaman satışlar gelse de gün sonuna doğru bir toparlanma ve pozitife geçişle günü kapayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ağlatçı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkılarınız için. Bu arada...